İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Karvan sunduğu çekirdekçi sayfadan herkese merhabalar. Sevgili Mustafa ile beraberiz tekrardan. Programın ilk sahibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş iç içeri devralıyor gibi gözüküyor şu anda. Bir kez daha ilk defa izleyenler veyahut da merak edenler için söyleyelim. Hem voley hem voley Plus'taki canlı maç sonu yayınlarından sebep minimum programlarda belirli rotasyonlara gidiyoruz. Pazartesi günü yani voleyin yeni haftada çekilen ilk programı olduğumuz için de Hı -hı. bu rotasyon genellikle çekirdekçi tayfada oluyor. Serkan özellikle Fenerbahçe maçları sonunda voley Plus'taki canlı yayınlarda olduğu için de akşam konuştuğunu sabah bir de anlatmasın diye de böyle değişiklikler oluyor. Evet ben cumartesi günü canlı yayın olduğu için pazartesi sabah pazartesi sendromu bana pazartesi. <laughs> geldi. <laughs> <laughs> pazartesi sana patladı yani. <laughs> pazartesi bize patladı. <laughs> Eyvallah Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanındaydı. Hı -hı. Ya öncelikle şeyi sorayım sana. Ee, hani Adana Demirspor Fenerbahçe olunca Adana Demirspor'un bu seneki futbolunu da hatırlayınca Fenerbahçe'nin de her ne kadar Trabzonspor maçı kaybı ve Ludo Goles maçlarını bir kenara koyarsak oynadığı futbol düşününce daha iyi bir futbol bekliyor muydun? Daha sonra maçın yani karşısına otururken beklentin neydi? Beklentilerin karşılandı mı? Ee, aslında futbolar çok bir şey beklemiyordum ben. Çünkü Fenerbahçe eksikleri sebebiyle biraz e, duran oyunlaması gerekiyordu belki de bu arada. Hı hı yani eğer sağda Fred olsaydı Fenerbahçe ideal stoperler olsaydı daha belki fiziksel çarpışmaya dönebilirdi. Daha fazla pres görürdük. Fenerbahçe önüne baskı yaparken daha fazla gördük ama şu anki mevcut kadroyla bunu yapamayacağı aşikar. en azından. Çok çok farklı çözümler bulmadıkça, çok farklı oyuncuları farklı bölgelerde kullanmadıkça Fenerbahçe aynı oyunu oynaması zordu. Hatta yapması hata durdu bence. Hı -hı. O yüzden benim beklediğim gibi maç geçti. Anladım. Hatta kadroyu gördüm. Kadroyu ee, biraz şaşırttı oyun beni. hani bence olması gereken oldu hı hı. ama Fenerbahçe 11 değişmedi ama oyun değişti o farklı oldu anladım ee, yani Sen... ben biraz daha şey bir maç bekliyordum ee, heyecanlı bir maç bekliyordum hı. heyecan derken daha fazla gol pozisyonu oldu. hani böyle bir Cumartesi günü saat 13.30'da muazzam bir Kasımpaşa-Kayseri spor maçı izledik. Yani keyifliydi futbol anladın mı? Hı -hı. İki takımın hücumu düşünüyorduk. Savunmadaki arızalar defalar bir teknik Hı -hı. adama söylesen böyle maç mı olur diyebilir. Hı -hı. O teknik adam gözüdür. Ben bir izleyici gözüyle ve oyundan zevk almaya çalışıp da yorumlamaya çalışan Hı -hı. bir kişi olarak acayip zevk aldım. Ona yakın bir maç bekliyordum doğru söylemek gerekirse. Ben kendi beklentilerimin karşılığını e, alamadım. Diye istiyorsan maçın da detaylarına geçelim. geçelim. Hani Hı -hı. E, neler yanlış yapıldı, neler doğru yapıldı. Yanlış yapan taraf kimdi daha çok? Hı -hı. Öyle başlayalım. Ya şöyle e, Fenerbahçe ile başlayalım çünkü Fenerbahçe'nin 11'ini çok merak ediyorduk burada. Nasıl bir oyun oynayacağını merak ediyorduk hafta başından beri yaptığımız programlarda işte Fred'in yokluğunda oraya nasıl bir çözüm bulunur? Stoperlerin yokluğunda Samet'in de açık alan yakalandığında yaşadığı problemleri de gözetince nasıl bir ikili olur? Mesela benim üçlü savunma önerim vardı. Hı hı. Ee, i̇şte işte Ferdi'nin ofsaytın kanat bek oynama alışkanlığı olduğu sebebiyle e, Samet'in de merkez stoperde hem sağında hem solunda kenar stoperleri bulunca alanı daralacak, açık alanda yakalanmayacak. Ee, en azından topsuz oyunda Fenerbahçe sağlam kalır ve bireysel yetenekleri sonuca gider diye düşünüyordum. Bu tip fikirler sunuyorduk. İsmail Hoca aynı 11 ile sahaya çıktı. Ee, ben bir tık eyvah dedim içimden. Yani Fenerbahçe adına. Hı. Yine aynı filmi mi izleyeceğiz? Yine işte ile pres yapmaya mı çalışılacak? Yine Samet açık alanda mı yakalanacak? Çünkü iki maçtır aslında. Ortaya çıkan bir şeydi bu. Hem Trabzon maçı hem de Lula maçında. Fenerbahçe'nin mevcut kadroyla çok fazla baskı oyunu oynayamayacağı. Geride yakalandığı zaman da eksik yakalandığı zaman da pozisyon vereceği aşikardı. Ee, bile bile bir lades daha mı geliyor dedim ama şu oldu Fenerbahçe bence doğru bir tercih yaptı İsmail Hoca. Oyun değişti. Hı hı. bazen öyle olur. Aynı 11 sahaya çıkar ama oyuna dokunuş yaparsınız. Taktiksel olarak daha farklı bir şekilde hazırlanırsınız. Biraz da rakibi de gözeterek. Çünkü Adana Demirspor çok hareketli oynayan bir takım. Direkt hücumlara yönelen bir takım. Uzun toplara zaman, zaman zaman yönelen bir takım ama inanılmaz kompakt bir takım değil. Hı hı. Yani sen de çok Anadolu takımlı maçlarını izliyorsun ki Adana Demirspor Spor gerçekten takip edilmesi gereken evet. takımlardan bir tanesi. Böyle inanılmaz bütünleşik şekilde hücum yaparken, savunma yaparken çok bütünleşik şekilde hareket eden bir takım değil. Hatları illaki kopacaktı zemin de sebebiyle. Daha uzun toplara yöneleceğini biliyordu Adana Demirspor'un Çünkü Fenerbahçe zaaf yaşayacağı belliydi Trabzonspor evet. maçında. İsmail Hoca demiş ki e, ben geri dörtlümü çok fazla öne çıkartmazsam bir iki orta sahilde onları yakın oynatırsam istedik kadar uzun vursunlar. Ben eksik yakalanmayacağım ki. Hı hı. <laughs> yani Biraz, aslında o zaman bir evet. zaaf olmuyor bu. E, Premier Lig'de de Brighton'da mesela bu durum artık çözülmeye başlandı. Brighton'ın iki tane forvet oyuncusu orta sahaya kadar geliyordu oyun kurmak için. Ee, rakibindeki stoper oyuncuları takip ettiği için oraya kadar çıkıyordu. Sonrasında kenar forvetlerini forvet gibi ceza sahasına atıp stoperlerin yoklarını pozisyona giriyorlardı. Sonra baktı işte e, işte Aston Villa'sı vesaire dedi ki biz çıkartmıyoruz istenen kadar git orada oyun kur. Ne yaparsın, Çıkmıyoruz, ne Çıkmıyoruz <laughs> abi. e, ne yapacaksın? <gülüyor> yani <gülüyor> sen açık vermezsen rakip sana panzeye bulamaz. İsmail Hoca da bunu yaptı. Ferdi dahil olmak üzere geri dörtlü çok az çıktı mesela ileri. Ee, mutlaka önünde bir iki tane orta saha opsiyon olarak kaldı hı hı. sıkışık alanda ve Fenerbahçe bilinçli şekilde kopardı tattı yani savunmayla hücumcu arasını bilinçli bir şekilde kopardı derinlik sağlamak için rakip uzun vurup pozisyona girmesin diye ne ki ya ben de ön tarafta Şimanski, İrfan Can, Talic, önüne düşer bir tanesi gol atarsa da maçı kazanırım ben pozisyon vermeyeyim aslında plan tuttu bence. Hı hı. Ee, ki eksik kadroyla Adana Demirspor'a karşı ben, benim önerdiğim formasyonda aslında temelde bunu amaçlıyordu. İşte e, 3-5-2'de. Mert Müldür'ün sağ stoperi evet, oldu değil mi? Evet, sol stoper o sağ Samet Orta'da, Samet Orta'da. iki abi. tane bek. pozisyon verme, geride eksik yakalanma, özel oyuncularla bir tane gol bulursan kazanırsın fikri. Aslında benzer 11 ile yaptı İsmail Hoca. Belki o aynı 11 çıkması en başta eleştirilecek gibi olduk. Hı -hı. İçimden yani yine mi aynı filmi izliyoruz dedim ama oyunda farklılık var. Oyunda bence akıllı davrandı Fenerbahçe evet. diye düşünüyorum. Ee, ben hani bir şeyi görmek istedim. Ee, oyun formasyonunu görmek istedim. Özellikle Adana Demirspor'un ne yapacağını merak Hı -hı. ettim ben de. Ee, Fenerbahçe'nin beşgen e, olarak yayıldığı e, presi kırmak için bir kurgu tercih etmiş Patrick Clyde. Yalnız bu tercih etmiş olduğu oyun Hı -hı. kurgusu tamamen Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Yani bak dikkat et. Fenerbahçe'nin ma maçın o ilk 20-25 dakikalık süreçte özellikle e, Ertaç'ın sürekli blokladığı ve hatta çeldiği toplarda, şutlarda gelen e, pozisyonlarda e, Fenerbahçe efor sarf etmeden topu kazandı. Çünkü e, hani düzensiz presi Hı. kırayım demiş uh -huh. o kendi içinde. Fenerbahçe çünkü hani Ceko, Şimanski İrfancan Tadiç arkası Crespo'ya çok fazla yaklaşmadan bir beşgen kurmuşlardı, uh -huh. bir altıgen kurmuşlardı burada artı bir oyuncusunu ya Badu Endiaye ya da Emrak Baba yaptılar. Öyle oyuncu da topu çıkartamadılar. Bak maçın toplu oynama istatistikleri %57'ye %43. %57 Adana Demir Spor ama topa hükmeden taraf Fenerbahçe'ydi. Çünkü burada top alıyordu sakatlanıp çıkan Grevillon. Sağ tarafa Svensson'u buluyor. Svensson tekrar Semih'e veriyor. Semih Grevinyon, Rodriguez, Emrak Baba, Badu Endiaye derken çat çat 5 tane pozisyon buldu Fenerbahçe. Top hiç efor sarf etmeden. Burada bir yanlışı vardı Adana Demirspor'un. Yani ki bu İsmail Kartal'ın da acayip işine geldi. Tamam dedi. <laughs> Zaten bizim öyle çok fazla da efor harcamamıza gerek yok. Zaten oyun planımız belliydi. Şimdi daha da netleşti, daha da oturdu dedi. E, bu bağlamda hani e, benim beklentileri karşılayamadı dediğim taraf. Adana Demirspor'dan daha proaktif bir oyun <laughs> bekliyordum. Onlar tamamen bir düşünce doğruydu Fenerbahçe'yi kırmak adına ama oyuncu tercihi yanlıştı. Daha sonradan stopere geçen İstanbul'u olsaydı o zaman Fenerbahçe zorlanabilirdi. Oyunu yönlendirme anlamında. Ee, öyle ama Fenerbahçe şunları da iyi hatırlattım bu arada. Biraz daha ben Adana Demirspor uzun oynama planına göre Fenerbahçe'nin yaptığını anlattım ama preste de şöyle farklılıklar gördüm ben. Ee, böyle çok öldürücü pres yapmadı Fenerbahçe. Evet, Kendisini işte, parçalamadı. Tabii, tabii, hiç, hiç. Ee, yani normalde Fred sağdayken stoperler sağdayken biz rakip kareciye kadar basarken görüyorduk evet. Fenerbahçe. İçeride dışarıda fark etmiyordu. Hı -hı. 20 dakikada oyunu kopartıyordu. Ama şimdi İsmail Kartal Demiş ki Fred yokken biz presi yapamayacağız. İsmail yok üstelik. O da çok önemli yani. İki tane en önemli parçası presin. Fenerbahçe ideal orta sahası Fred, Şimanski, İsmail. Pres için ön öncelikli isimler Fred, Şimanski, Şimanski orta sahada. Bunların ikisi yok zaten. Willen Zayısı kullanıyorsun ki bence eleştirilecek bir şey belki de Zayz'ı. Ama Zayz'ı da sakladı. Zayz zaten saklanıyor da Hoca da ekstra sakladı prese göndermedi. <laughs> dedi ki madem bu kardeşimiz pres yapmıyor. Ben de ona göre <laughs> davranayım dedi. Crespo filan daha çok mesela katıldı. Hı -hı. Altı numara gözükmesine evet. rağmen ön tarafa. Ee, ve çok şiddetli baskı yapmadı Fenerbahçe. Şey. Rakip kaleciye kadar, rakip stoperlere kadar basmadı. Şurada alana baskı yaptı dediğin gibi. O da çok doğru bir yöntem bu arada. Geri evet. dörtlü çıkmıyor. Geri diyor ki bana ne diyor? Senin sabaha kadar uzun vur diyor bak. Bu şu demek. İşte bazen işte orta sahalardan birisi de şöyle 5 opsiyon olarak bekledi Fenerbahçe savunmasının önünde. Bu şu demek? Sabaha kadar uzun vur. Tabii. Ben de uzun stoper de var. Çabuk stoper de var. Beklerim de savunma yapmayı biliyor. Sabaha kadar uzun. Var. Eksik değilim. 5 tane yani oyuncum burada zaten. İstersen pozisyona gir. Ki hakikaten pozisyonu yok. Yok ee, yani. Oraya, yok yani pozisyon. Ceza sahası içinde böyle gol pozisyonu falan. Yok. Vermedi Fenerbahçe. Bir tek i̇şte Grabiano'nun şutu var şey Diğer beşli de şu, şu şekilde alana baskı yapıyordu. Yani bilinçli bir şekilde takım böldü dediğim bu. Şurada da pas hatasını zorladı Fenerbahçe. Şuradan yakalarsam yine beklerini çok fazla çıkartmadan. Öndeki işte Tadic, Şimanski, Pacam birisi topla devredir, bir kilit pas bırakır, birisi uzaktan 25 metreden vurur. Öyle şey, Ceko önüne düşer atar ki bunları saydım hepsi yaşandı bu arada. Hepsi oldu canım bu arada. Yani. Başlam Tadici vurdu, Ceko'su vurdu, Şimanski <laughs> vurdu. Bak, Tadis şut fırsatı buldu. Şimanski şut fırsatı buldu. İrfan Can şut fırsatı buldu. Çıktığı <laughs> zaman Ferdi buldu. Buldu. <laughs> Ceko yakaladı aslında. Evet, evet, bir de bir yapacak evet. pozisyonu yakaladı. Hakikaten onlardan bir tanesi gol olabilirdi yani. o yüzden biraz her zaman ben gerçekçi bakıyorum hayata. Futbola da, baktım. hayata baktığım futbola gerçekçi bakıyorum. Yani bu eksikler işte stoperler yokken 3 tane stoperin yok bu arada. Birinci alternatif stoperin de yokken. Ki seni yüksek presi başlatan da bir şekilde stoperlerin. Tabii. Çünkü Ciku ile BK çok iyi orta sahaya kadar çıkıyorlar. Takımın en kilit ismi yani. yani 100 tane falan başlıyor. Sonra 99'u Fred muhtemelen. En kilit oyuncun yok. 2 tane baba, As stoperin, yok. As stoperin yok. Baskı yapamıyorsun. O yüzden Adana Demirspor deplasmanında sanki bu kadar şut fırsatı bulursun, bu kadar gol pozisyonu bulursun yani. Abi 18. Yani e, 18'i yani. isabetli bu arada. Hatta yani. bütün ideal takımla çıksan da 30 şut atacak halin yok yani Adana Demirspor'a karşı. Yok canım yani... yani o yüzden bence çok ederin oynadı Fenerbahçe diye düşünüyorum ben. Hani maç planı olarak da e, şut fırsatı, gol fırsatı olarak da Hı. bence olurun oynadı Fenerbahçe. Peki şey, so e, hani Genellikle şu eleştiri yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Genel anlamda bakınca şimdi Fenerbahçe'nin ne olursa olsun sahada hep kreatif oyuncuya bir ihtiyacı vardı. Hı hı. Yani Zayas çıksa da çıkmasa da yani Zayas çocuk artık kendi kreatifliğinden de uzak bir oyuncu haline dönüşmüş hı hı. durumda maalesef yani o yeni sözleşme sonrasında. Ee, yani İrfan Can sahadan çıkarken mesela Cengiz Ünder girdi. Bu bağlamda benim her zaman kendi adıma konuştuğum bir şey var. İrfan normal şartlarda zaten bir sağ öndeki oyun kurucu değil. Başakşehir'de de Gençler Birliği'nde de orta sayı tamamlayan oyuncuydu. Üçlüden birisiydi. Hı hı. Orta saha üstüne birisiydi. Acaba İrfancan'ın da sahada olduğu bir kurguyu düşünebilir miydi? İsmail Kartal Can'ı hiç oyundan almadan. Çünkü o zaman yaratıcılıktan da uzak kaldı Fenerbahçe. Cengiz de zaten formunda olmadığı için yani karşı beklenen yani karşılığı veremediği için evet. beklentilerin karşılığını hiçbir şekilde veremedi Cengiz Ünder. Ee, orada Fenerbahçe oyunu kopartabilecek e, 11 11'le sahada devam edebilirdi. Bence hani Ran geç girmesi Hı -hı. özellikle çünkü Ran zorlayabilecek bir oyuncuydu. İrfancan merkeze geçse, merkeze atıyorum atıyorum, e, Crespo ile falan beraber daha farklı bir şey yapabilir Hı -hı. miydi Cengiz'in de sahada olduğu zaman diliminde? Ben hep onu düşündüm. Yani başlangıç planı çok doğruydı İsmail Hoca'nın ama bitiriş planı bence çok doğru değildi. Final. Tabii ki kadronun e, yedek kulübesine evet. de bakarak konuşmak lazım. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.